Hazırlıklarımız çok yoğundu. Günde 3 antrenman yaptık bir dönem. Bir dönemden sonra 2 antrenmana düştü. Biraz vücudumuzu dinlendirmemiz gerekiyordu. Diğer arkadaşlarımız Abu Dhabi Grand Slam'a gitti, Dünya Şampiyonası'na gitti. Burada motivasyonumuzu tamamlayıp ardından Bakü'de Paris Olimpiyatlarına puan veren maçta birinci olmayı hedefliyoruz hepimiz. Bosna Hersek'te madalya alıp motivasyonumuzu tam düzeltip Bakü'de ardından şampiyon olup olimpiyatlara giden yolda emin adımlarla yürümeyi hedefliyoruz. Özlediğimiz bir duygu İstiklal Marşı'nı okutmak. Daha önce de okutmuştum. Şimdi de özlediğim bir duyguyu tekrar yenilemek istiyorum. Hani tekrar hissetmek için bütün var gücümle çalışıyorum. Gene Bosna Hersek'te inşallah İstiklal Marşı'mızı okutup akabinde Bakü'de tekrar İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz. Hemen hemen kendi ülkemizde yarışıyormuş gibi, sonuçta kardeş ülkemiz. Orada da hani Türkiye'de nasıl yarışıyorsak orada da öyle bayrağımızı dalgalandırmayı hedefliyoruz. Olimpiyat hedefim önce Dünya Şampiyonası'nda madalya alıp olimpiyatı garantileyip olimpiyatta madalya almayı hedefliyorum. Her sporcunun hayali olduğu gibi bizim de hayalimiz olimpiyatta madalya almak. Olimpiyata gitmek değil, orada madalya almayı hedefliyoruz biz. Yaklaşık bir ayı geçen bir süredir hazırlık yapıyoruz birlikte antrenörlerimiz ve arkadaşlarımızla. İlk önce U23 Avrupa Şampiyonası'na, daha sonra da Bakü'de Grand Slam'a gireceğiz. Umuyorum ki hepimiz güzel başarılarla ayrılırız bu müsabakalarda. O iş hocamız yeni katıldı aramıza. Tabii ki judo Japon sporu olduğu için o bize daha böyle ince ayrıntılarını aktarıyor ve güzel bir şekilde de çalışmalarımızı ilerletiyoruz. Başlangıçta 3 antrenmanla başladık uzun bir süredir. Müsabakalara yaklaştığımız zaman da antrenmanları biraz daha azaltıyoruz. Daha kısa süreli, daha yoğun antrenmanlar yapmaya başladık. 2 antrenman ya da 1 antrenmana indirdik. Ya tabii ki herkes gibi benim de hedefim şampiyonluk. Bunun için de elimden geleni yapacağım. Ve ülkemizi de en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım. Ya tabii ki hedefliyorum. Her sporcunun hayali zaten olimpiyatlara katılıp madalya kazanmaktır. Bakü Grand Slam'da olimpiyatlara puan kazandıran bir müsabaka. İnşallah umduğum gibi geçer. Yani söylediğim gibi olimpiyatlarda madalya kazanmak en büyük hedefim. Bunun için de elimden gelen her şeyi vermeye hazırım. Şöyle 2024 Paris Olimpiyatları için yoğun bir tempo geçiyor şu anda. Geçen hafta takımımız Abu Dhabi'de Grand Slam turnuvasına katıldı. Orada bir sporcumuz bronz madalya kazandı. Şimdi salı günü de Bosna Hersek'te U23 Avrupa Şampiyonası var. Oraya 6 kadın, 7 erkek sporcumuz da katılacağız inşallah. Daha sonra 4-6 Kasım'da da Azerbaycan Bakü'de Grand Slam turnuvamız var. Daha sonra 11 Kasım'da Avrupa Şampiyonası var takımda. Yoğun bir tempo geçiyoruz. Tabii yoğun bir çalışma sistemi. Çünkü 2024 Paris Olimpiyatları'nda artık bir madalya almak istiyoruz. Hedefimiz doğrusunda çalışmaya devam ediyoruz tabii. A takımda 2 yıldır beraberiz arkadaşlarımla, hocalarımla. Şu anlık bir U23 ve Bakü kampının sonuna geldik. İnşallah güzel bir şekilde sonuçlanacak, inanıyoruz. Yeni bir sistem, yeni bir çalışma prensibi bize birazcık zor oldu ama alıştık. Gayet iyi gidiyor. Hocamız da bize çok ilgili, sağ olsun. Güzel bir şekilde çalışıyoruz. Güzelce ilgileniyor bizle. Alışacağız daha da bir şekilde. Gayet iyi hazırız. Çok güzel bir şekilde hazırlandık. Bütün takım olarak, takımca, ben ve arkadaşlarım çok iyi şekilde hazırlandık. Öncelikle U23'te inşallah güzel bir başarı elde edip ondan sonra Bakü'de Grand Slam'da güzel bir başarı elde etmek için gideceğiz. Bütün herkes hazır. İnşallah orada şampiyon olacağız. Takımca ve ferdi de.